Arkadaşlar merhaba, videoma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere yapılışı oldukça kolay ve çok şık bir örgü modelini anlatacağım. Bu örgü modelini battaniyelerde, çantalarda, yeleklerde, hırkalarda, atkılarda, berelerde kullanabilirsiniz. Hemen hemen her örgü modeline yakışacak bir örgü modeli paylaşacağım sizlere. Şöyle ince bir ipim var. Yani inciden biraz daha kalın. Şu anda numarası elimde yok. Tığ numarası olarak da 2,5 numara tığ kullanacağım arkadaşlar. Şöyle zincir çekerek modelime başlıyorum. Altının katları olacak şekilde zincir çekeceğiz arkadaşlar. Ben zincirlerimi tamamlayıp geliyorum. Şöyle 24 tane zincir çektim. Altının katı şeklinde zincir çekip artı 1 yapıyoruz. Şöyle bir tane daha zincir çektikten sonra elimi burada tutuyorum. 1, 2 tane daha zincir çekip tuttuğum yerdeki yani 3. zincirden geçerek şöyle sık iğne ile geçtim. Bir sonraki yandan hemen sık iğne yapıyorum. Bir yandakinden sık iğne yapıyorum. Bir yana daha geçiyorum. Tekrar sık iğne. Bu sıra bu şekilde sık iğne olarak tamamlanacak arkadaşlar. Sıra sonuna kadar sık iğneleri yapıp geliyorum. Sık iğneleri tamamladım. Sıra sonuna geldim arkadaşlar. Şimdi burada bir tane zincir çekiyorum. Modelimi diğer tarafa çevirdim. İlk başlangıç yerine şu sık iğnenin olduğu başlangıç yerine bir tane sık iğne yaptım. Şimdi bir, iki tane zincir çektim. Tığ üstü aldım. Bakın hemen bir yanından geçerek bir tane ilmek uzattım. Şöyle. Kapatmıyorum. Tekrar tığ üstü aldım. Bir yanındakinden tekrar geçiyorum. Bir tane daha ilmek çıkardım. Bu şekilde 5 tane ilmek çıkartacağız. Şimdi 2 tane yaptım. 2. Bir yanından geçtim. 3. Bir yanından geçtim. 4. Bir yanından geçtim. 5. 5 tane ilmeğim oldu arkadaşlar. Şimdi hepsini birlikte şöyle çıkardım. 1. 2 tane zincir çektim. Hemen bakın şurada başladığımız yer vardı. Şöyle biraz netleşsin. Evet. Bitirdiğimiz yerin hemen bir yanındaki yerden geçerek sık iğne ile burayı sabitliyorum. Model biraz daha ilerlediğinde kendini belli edecek. Ben sizler için daha öncesinde modelimi biraz daha büyüttüm. Onu birazdan göstereceğim size. Daha iyi görebilmeniz için. Şimdi iki tane daha zincir çektim. Tığ üstü aldım. Bir yanından geçiyorum. Bir tane ilmek çıkardım. Tığ üstü aldım. Bir yanından ikinci ilmek. Üçüncü ilmek. Dördüncü ilmek. Beşinci ilmek. Beş tane bakın ilmek çıkardım. Hepsini tek seferde çıkıyorum. Bir, iki tane zincir çekiyorum. Bu model 3 boyutlu olarak görünüyor. Çok şık, çok güzel bir model. Şimdi tığ üstü almıyorum. Bir yanındaki bakın bunun hemen bir yanındaki yerinden geçiş yaparak sık iğne ile sabitledim. Tekrar 1-2 tane zincir çekiyorum. Aynı şekilde 5 tane ilmek çıkartıyorum. Bu sırayı bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Bakın sıra sonuna geldim arkadaşlar. Şurada bir tane sık iğne kaldı. 2 tane zincir çektim. Tığ üstü almadan buraya da sık iğne yapıyorum. Şimdi 1-2 tane zincir çekerek modelimi diğer yüzüne çevirdim. Şimdi burada arkadaşlar sık iğne yapacağız ama şöyle biraz netleştirip göstermek istiyorum. Bakın şurada yapmış olduğumuz zincirlerin arka şu arkadaki ilmeklerden geçeceğiz. Şuradan. Buradan alıyorum. Sık iğne. Bakın şuradan alıyorum.
zincirin arka yerinden alıyorum. Sık iğne oluşturdum. Bir yanındakinden geçiyorum. Bakın şöyle. Tekrar sık iğne yaptım. Bir yanından geçiyorum. Şöyle. Sık iğne. Bir yanından geçiyorum. Bakın arkasını alıyorum. Sık iğne. Arkasını alıyorum. Sık iğne. Bu sırayı hanımlar bu şekilde tamamlıyoruz. Ben sıra sonuna kadar tamamlayıp dönüyorum. Sıra sonuna geldim arkadaşlar. Son sık iğnemi de yaptıktan sonra 1-2 tane zincir çekip modelimi diğer yüzüne döndürüyorum. Şimdi burada arkadaşlar bakın ilk motifimiz buradan başlamıştı. Şimdi burada 2 tane yapacağız. Bu kenar trabzan saymıyorum. Bir yanındaki sık iğneden geçiyorum. 1. Bir yanına geçiyorum. 2. Burada 2 tane alacağız. Şöyle 1-2 tane zincir çekiyorum. Bir yanındaki yerden sık iğne ile tamamladım. Şimdi 1-2 tane zincir çekiyorum. Bu motifleri yapmaya devam ediyoruz. 1-2-3-4-5. 5 tane ilmek çıkardım. Hepsini bir çektim. 1-2 tane daha zincir çektim. Tığ üstü almadan bir yanındaki yerden sık iğne ile sabitledim. Bakın model çıkmaya başlıyor. 1-2 tane daha zincir çekiyorum. Aynı şekilde 5 tane ilmek çıkartacağız. Ben sıra sonuna kadar tamamlayıp dönüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bakın sıra sonuna geldim. Sık iğneyle burada sabitledim. 1, 2, 3 tane sık iğnemiz kaldı. Şu başta yaparken 2 tane ilmekli yaptık. Şimdi 1, 2 tane zincir çekiyorum. Tığ üstü aldım. 1, 2, 3. 3 tane yapıyorum. Tek seferde çıktım. Sık iğneyle sabitledim. Şimdi 1-2 tane zincir çekiyorum. Modelimi diğer yüzüne çevirdim. Şimdi arkadaşlar, pardon, şurada 1 tane zincir çekeceğiz. 1 tane zincir çekip döneceğiz. Şimdi aynı şekilde burada yapmış olduğumuz zincirlerin bakın şu arka yüzünden çıkarak sık iğne oluşturacağım. Bakın arkasından şöyle göstereyim. Şöyle arkasından geçerek sık iğnemi oluşturdum. Hemen arkasından geçiyorum. Sık iğne. Bu sırayı bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar yapıp dönüyorum. Sıra sonuna geldim arkadaşlar. Şimdi burada bir tane zincir çekiyorum. Modelimi diğer yüzüne çevirdim. İlk yaptığım yere sık iğne yapıyorum. 1-2 tane zincir çekiyorum. Şimdi alttaki modeli kuracağız. Tığ üstü aldım. Bir yandan geçtim. 1. Diğer yandan geçtim. 2. Bir yandan geçtim. 3. Bir yandan geçtim. 4. Diğer yandan geçtim. 5. 5 tane ilmek aldım. Hepsini tek seferde çıktım. 1-2
2 tane zincir çektim. Bunun hemen yan tarafındaki yerden sık iğne ile sabitledim. Tekrar 1-2 tane zincir çektim. Tığ üstü aldım. 1-2-3-4-5. 5 tane ilmek aldım. Hepsini tek seferde çıktım. 2 tane zincir çekerek devam ediyoruz arkadaşlar. Tekrar bir üste çıktığımızda sık iğne olarak devam ediyoruz. Bir sırada hani sık iğneleri tamamladıktan sonra bir sırada şu ilk 5 tane yapıyoruz. Diğer sırada boşluk olan yerde de 2 tane olan sık iğneyi uzun ilmekli olanı yapıyoruz. Ben sizler için modelimi daha öncesinde büyüttüm. Bakın şu şekilde oldukça şık, güzel bir model. Şöyle bakın, battaniyelere, yeleklerde, çantalarda çok yakışacağını düşünüyorum ben. Şöyle kapartmalı bir model. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, yorum bırakmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Bugünlük videom böyle arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altından abone ol butonuna tıklayarak ücretsiz abone olup bana destek verebilirsiniz. Sağlıkla, mutlulukla, huzurla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.